gerçekten büyük bir işi başardılar. Buradaki lütfen herkes, bu bayram şeyiyle söylüyorum, sebebiyle, bu bayram gerekçesiyle, herkes kendi aklına duygusunun ne kadar değerli olduğunu bilmiş. Herkes burada bir dünya, unutmayın. Çocuklar özellikle de bunu söylemek istiyor. Evet, teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Evet, şimdi biraz Maya'ya da söz verelim. Tepelerin açma süreciyle alakalı biraz Maya bize bilgi verecek. Ama ben öncesinde orada bir ufak anekdot var. Şimdi herkese ben bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Şu kitabı görüyor muyuz? İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele. Bu, yani o dönemi, yani özellikle tabii çocuklara pek uygun değil şu an ama hani özellikle yetişkin velilerimize diyelim yani. Öğretmen arkadaşlarımız için. O dönemi anlatan gerçekten muazzam bir kitap. Yani birçok kaynak bundan yola çıkarak yazılıyor. Ana kaynak budur. İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele Sina Akşin hocamız. Dolayısıyla bunun o dönemi yani TBMM'nin açılış dönemini anlamak için çok güzel. Şimdi yavaş yavaş Maya'ya geçelim. Maya'cığım nasılsın? Senin de Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı ve bayramımızı diye kutluyorum. Ben de sizinkini kutluyorum hocam, gayet iyiyim. Bilirsin. Bu şeyde, panelde bulunmaktan çok mutluyum. Bir sürü kişi için konuşmak beni gerçekten çok mutlu etti. Ben de... Hocam, senin bu aramızda olan önemli, hani hem meclis o başkanı, okul başkanımızın ve milli iradeyle ortaya çıkan bir yapının eserisin diyelim. Evet. Mini bir demo yani hayatımızda için. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle olur. Evet, seni görüşmeni alalım. Ben TBMM'nin hemen öncesinden, açılışından ve milli mücadele olan öneminden bahsedeceğim. Anlamında, TBMM'nin açılış anlamında. Evet. TBMM daha açılmadan önce Osmanlı Devleti'nde Mebuslar Meclisi vardı. Bu mecliste en son misafir milli kararları alındı. Ama İngilizler buna çok kızdılar ve bu meclisi kapadılar. Meclis üyeleri de maalesef sürgüne gönderildi. Bunun üzerine de Ankara'da TBMM açıldı. Tabii açılışı hiç kolay olmadı. Hatta meclisin yapımında binanın çatısına kiremit yetmedi. Ankaralılar kendi çatılarından kiremit söktüler ve kucak kucak bu binanın yapımına getirdiler ve çatıyı kapadılar. Tabii bina yapıldı artık ama bu sıkıntıların hala bitti anlamına gelmez. TBMM'nin açılışına karşı olanların yaptığı ayaklanmalar ve isyanlar oldu. Buna da meclis hepsinin üstünden gelebildi. Diyanet-i Vataniye Kanunu çıkardı. Bu kanunda da bu isyanları çıkaranların mahkemede yargılanacağı yazıyordu. Bunun üzerine de istiklal mahkemeleri kuruldu ve TBMM'ye karşı olan tüm güçler durduruldu. TBMM, milli mücadelede çok önemli bir yer kaplıyor. Meclis kurulmadan önce, evet, bazı belirli liderde kongrelere vardı. Ama bu kongrelerde sadece belgesel kararlar alınmadı. Yani tüm Türkiye için kararlar alınmıyordu. TBMM de bu sorunu çözdü ve tüm Türkiye için olan kararlar daha kolay ve rahat bir şekilde alınabildi. Yani orada, Maya'cığım, yani şu mu var? Önce, şimdi ben şunu hayal ediyorum mesela. Atatürk, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi gibi bu kongrelerden sonra direkt olarak ordu kursları, direkt ya. Bu şekilde biz bu işi yürütemezdik. Yürütemezdik bence çünkü bir sürü şehirde birbirinden bağımsız hareket eden kongreler vardı. Yani tek bir merkezden yönetim olmadığı sürece bence çok karışık olabilirdi, kolay yönetilemezdi. Yani o zaman şey diyorsun değil mi? Önce birlik. Evet. Birlik. Sonra o, yani daha doğrusu şöyle, o birliği sağlayacak bir kurum önce. Öyle değil mi? Yani bu inanılmaz arkadaşlar. Yani o dönemde, ya şimdi hani karşılaştırma gibi olmasın ama çok tarihte çok büyük bir şey vardı. Enver Paşa'yla Atatürk'ü karşılaştırdılar. Tarihçiler çok severler. İkisi de vatanseverdir yani. Hiç şüphe yok ama şimdi hep dedi ki acaba bu mücadelenin başında Mustafa Kemal değil bir Enver olsa ne olur? Enver de çok vatansever bir adamdı yani o heyecanlıdır ama birazcık fazla heyecanlıdır ve acele edebilir. Şimdi Mustafa Kemal bunu görmüyoruz işte, liderlik böyle bir şey. Acele etmeden önce birliği sağla, o kurumu inşa et, sonra millete oradan
güzel bir hikaye çıkar. Bak, bunlar çok önemli olaylar. Sonra oradan yönet. Yani bu inanılmaz. Peki şey ne diyorsun? Atatürk'ün bütün meclisin yetkilerini eline aldığı bir süreç var. Hatırlıyor musun? Tekerlekli bilgiye kararlarının çıkarıldığı zaman değil mi? Yani orada enteresan olarak Atatürk o başkomutanın yetkisini sınırsız yapmıyor. Yani 3 ay gibi önce yani 3 aylığına o meclisin yetkilerini bana ver diyor. Yani orada bunun anlamı nedir? Bunun anlamı bence şimdi sadece o zamanlık o savaş daha yönetilsin diye Atatürk tüm şeyleri ne diyeyim, güçler bildiğini diyeyim. Evet, kendini aldı. Padişah'tan daha güçlü bile değil mi o zaman? Evet. Baktığınız zaman yani. Tabii bunların hepsini savaşı daha iyi yönetebilmek için yapıyor. İçerisinde yaptığı nedeni de bence bir tahmini bir değer. Yani, evet, yani... uzuyor biliyorsun zaten. Evet, evet. Yani bir de Mayacığım, şöyle bir şey var değil mi canım? Biz 1920'lerden bahsediyoruz. Yani hatta sonraki 30'lardan bahsediyoruz. Bizde mukayesele tarih diye bir şey var. Yani aynı anda dünyanın geri kalanı ne yapıyor? Tamam şimdi İngiltere'nin çok güçlü demokrasi geleneği var. Onu biraz şeyde tutuyorum, dışarı tutuyorum ama bakın Almanya'ya, aynı anda Almanya'da Hitler ne yapıyor? Efendim aynı anda Mussolini İtalya'da ne yapıyor? Yani dolayısıyla bizim oradaki tecrübemiz ve Atatürk'ün oradaki rolü inanılmaz. Dolayısıyla ben her zaman derste ne diyorum? Atatürk'ü devreden denklemin dışına çıkardığınızda denklem çöküyor. Yani dolayısıyla bu böyle olmuş işte. O yüzden büyük bir minnetle tekrar kendilerine ve o bir ekibine teşekkür ediyoruz diyorum. Ve Mayacığım etmiş bir şey var mı başka? Yok hocam, teşekkürler. Tamam, ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Çağla Hoca, nasılsınız? Merhaba. İyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Bayramınızı tebrik ederim hazretim. Teşekkür ederim. Ben de bayramın heyecanını yaşıyorum. Öncelikle herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Biz burada bugün ulusal egemenlik kavramıyla ilgili konuşuyoruz ama aslında bu bayramın siz çocuklara hediye edilmesi de çok anlamlı. Ve sizin kendinizi ileriye taşıyacak olmanız bu milleti de ileriye taşımanız demek. O yüzden burada size çok büyük sorumluluk düşüyor. Hepinizi tekrar sevgiyle kucaklıyorum ve ben hangi konudan bahsedeceğim onu söylemek istiyorum. Bugün aslında arkadaşlarım sizlere Osmanlı'dan günümüze parlamento geleneğiyle ilgili konuştular. Ben konuyu birazcık daha daraltacağım ve kadın ve ulusal egemenlik kavramından bahsedeceğim aslında. Evet, Özden öğretmenimin de bahsettiği gibi ikinci meşrutiyette siyasi anlamda adımlar birazcık daha temellendirilmişti. Kadınlar da siyasete ilgi duymaya başlamışlardı bu süreçte. Fakat kadınların bu ilgisi hak talep edecek düzeyde değildi henüz. Siyasi anlamda hiçbir şekilde kadınlar Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyet döneminde dahi hak talep edemiyorlardı. Kimi zaman örgütleniyorlardı, sosyal ekonomik anlamda haklar talep ediyorlardı ancak baktığımızda siyasi anlamda hak talep edecek düzeyde değildi. Buna ne toplumsal algı izin veriyordu, buna ne ataerkil yapı müsaade ediyordu. Bu yüzden baktığımızda Osmanlı Devleti'nde kadınların siyasi hayata katılmasıyla ilgili maalesef bir gelişme göremiyoruz. Ama Cumhuriyet'e geldiğimizde evet yine tüm devrimler gibi aşama aşama zorlu bir süreç geçirdi kadınların siyasi haklara sahip olması. Peki nasıl oldu? Aslında ilk etapta tevhidi tedrisatla eğitimle ilgili birçok hakka kavuştular. Medeni kanununa, sosyal ekonomik haklara kavuştular. Ama siyasi haklara kavuşmaları birazcık uzun bir süreçti. Zorlu bir süreçti. Birçok aydın bunu destekliyordu. Birçok kadın bununla ilgili mücadele vermişti. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu konuda pes etmeden çalıştığını unutmamak gerekir. Peki Atatürk'ün arkasında iki tane onu destekleyen çok önemli kadın vardı. Onları asla es geçmemeliyiz. Biri eşi Latife Hanım, diğeri de manevi kızı, Türkiye'nin ilk kadın tarih profesörü Afet İnan. Latife Hanım yurdun dört bir yanına Mustafa Kemal'le birlikte gitmişti ve Anadolu'da demişti ki bir gün kadınlar siyasi haklara sahip olacak.
bunu dile getirmişti yüksek sesle. Afet İnan ise birçok çalışma yapmıştı bu konuyla ilgili ve bunu Atatürk'le sürekli olarak paylaşıyordu, konuşuyorlardı. Atatürk onun düşüncelerine çok fazla önem veriyordu. Aslına bakarsanız bu iki kadın figürü de, önemli kadın figürü de unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Peki, Korlu sürecin sonunda ne oldu? İlk somut adım ne zaman atıldı derseniz, ilk somut adım 1923 yılında atıldı. Bir kadın fırkası kuruldu, Kadınlar Halk Fırkası. Bu hem burada yani ulusal basında hem de dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ulusal basında yankı uyandırdı çünkü az önce Özden öğretmenimizin de bahsettiği gibi 2000 yıldır kadınların böyle belki aklınıza şey gelebilir hani Asya Hun Devleti'nde daha öncesinde kadınların biz mecliste yer aldığını görmüştük. Evet ama sonrasında uzun bir süreçte kadınlar burada yer almadılar, mecliste yer almadılar. Bir parti kurulması gibi bir durum hiç söz konusu olmadı. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kalınca da ulusal basında büyük yankı uyandırdı. Peki dünya basında niye yankı uyandırdı bir kadın partisi olması? Çünkü dünyada da bizim gelişmiş olarak tabir ettiğimiz toplumlarda dahi böyle bir durumdan bahsetmek mümkün değildi arkadaşlar. Bu yüzden aslına bakarsanız partinin tüzüğü de bize durumu kısaca özetliyordu. Diyordu ki evet belki toplumun bir kısmı kadınların siyasi hayatta yer almasını istemiyor. Gerekçeleri de kadınlar iyi bir eğitim almadılar bugüne kadar bunu savunuyorlar. Ama biz kadınlar aydın bir hale geleceğiz. Ve siyasi hayatta da aktif olacağız, siyasi hayata katılacağız demişlerdi. Peki ne oldu? Aslına bakarsanız işte bu toplumun hazır olmayan kesimi partinin kurulmasına engel oldu. Olumsuz sonuç aldılar ama yılmadı kadınlar ve Türk Kadın Birliği adında bir dernek kurarak çalışmalarına devam ettirdiler. İlk meyveyi de 1930 yılında aldılar. Belediye seçimlerine katılma hakkını elde etti kadınlar 1930 yılında ve Afet İnan o kadar mutlu oldu ki bu konuyla ilgili bir konferans verdi Ankara'da. Bu konferansa Mustafa Kemal Atatürk katıldı, bu konferansa İsmet İnönü, yurdum dört bir yanından kadınlar, aydınlar birçok kişi katıldı. Ve hatta Afet İnan'ın da bu konuda Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler diye bir kitabı var. Orada bunu çok detaylıca anlatıyor. Ben de onu tavsiye ediyorum sizlere, bu süreci güzel yorumlamamıza yardımcı olan bir kitap. Ve sonra onu takip eden yılda muhtarlık seçimleri hakkını kazandı kadınlar ve en sonda ise en önemlisi milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettiler. Bu çok önemli arkadaşlar ve yurdun dört bir yanında sevinçle karşılandı, yürüyüşler yapıldı, Sultanahmet'te miting düzenlendi, kadınlar meclise gittiler, teşekkür ettiler. Aslına bakarsanız şu an bunu anlatması çok kolay ama o kadar zorlu bir süreçten sonra elde edilmiş bir haktı ki bu. Ve şu çok önemli, bu bir siyasal modernizasyon. Kadın ve erkeği eşit hale getiren bir süreç ve ulusal egemenlik kavramının tam olarak gerçekleşmesi de kadınların siyasi hayata dahil olmasıyla gerçekleşti. Ben burada bitiriyorum. Kısaca özetlemek istedim kadınların siyasi hayata dahil olmasını ve herkesin bayramını tekrar en içten dileklerimle kutluyorum. Evet, teşekkürler hocam. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Aslında hakikaten dediğimiz gibi yani bugün yani beylik bir laf bizim için. Yani kadınlar gitsin, oy kullansın. Kadınlar yani bunu şu an için bize hakikaten çok normal geliyor dediğiniz gibi. Yani ama bu biz hala Anadolu'da değil mi? Bazı yerlerde görüyoruz yani kadının yeri hala çok arka planda. Sokakta yürürken bile bunu görebiliyoruz Anadolu'da maalesef. Yani dolayısıyla böyle bir toplum için bu inanılmaz önemli bir olay. O nedenle ben de aynı şekilde bugün kıymetini bilemediğimizi düşünüyorum. Evet, tamam. Teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz da yine size dönmek istiyorum. Sizin bir teknolojiyle alakalı alanınız o. Milli egemenliğin geleceği bağlamında dünyanın ileride özellikle bu koronavirüs sonrasında yani bir dijital agora'ya dönüşüyor. Hani bir anda agora'da toplanırlarmış insanlar. Dijital agora'ya dönüşüyor ve orada artık milli egemenlik vesaire her türlü
meselenin o ortam şekilde halledeceğini söyleyenler var. Ne diyorsun? Dünya bir dijital atom olur mu? Kısmen doğru faydalanılırsa, yani oradaki yaklaşım çok önemli. Bakın şu anda bizler eğitim veriyoruz, uzaktan öğretim veriyoruz. Bakın bunun 23 insanımızı uzaktan veriyoruz. Aslında bu Sezmek takımının yaptığı bir videoyu gördüm, izledim. Çok duygulandım. Orada çocuklarımızın ve bizlerin olduğu o coşku, o alkışlar ve yürekle aslında çok güzel bir kurgu yapmışlar. Teknolojik bir aletten bahsediyoruz. Yani onu kim akıl ettiyse ben teşekkür ediyorum. Hep bilgisayar bölümüne, hep senaryoyu uygulayanlara. Orada yalnız kalmış bir makine, bir robot ile çıkıp aslında o ortamın içerisinde çocukları gözlüyor. Nerede bunlar diyor. Ve aslında onların alkışlarını, hatırlayın o alkışlarınızı, o görüşmeye gitmeden önce herkes coşkuyla alkışlamıştı onu, o insan emeği. Şimdi şu anda bizler uzaktan eğitim yapıyoruz. Evet, elimizden geldiği kadar bir arada kalıyor, çok da kaliteli gidiyor. Ama herkes okulunu özledi, doğru mu? Şu anda büyüklerde kafaları sağlar sağlar. Yani şöyle bir eğilimi sağlarım ben görüyorum. Kimler okulunu özledi, herkes çok okulunu özledi. Neden özledi? Çünkü insan insana gerekiyor. Çünkü insanlar duygularını paylaştıkça, ortak bir şeyler ürettikçe ancak gerçekten sosyal anlamda, duygusal anlamda var oluyorlar. Bu çok net ve gerçek bir şey. Şimdi olayın bu tarafında bu işi nasıl zenginleştirebiliriz? Yani bu sorumuzu düşünce ilk aklıma geleni söyleyeyim. Birincisi dünyanın farklı ülkelerinde insanlar seslerini ortaya koyabiliyorlar. Artık duvarlar yıkıldı. Yani artık bu ortamın içerisinde internetin varlığı başka insanların düşüncelerine kolay ulaşabilmek. Dersin akşam 30'a yakın uluslararası müdürle toplantı yapıyoruz. Yani onların da aynı bu süreç içerisindeyken yaşadıkları benzer sorunları konuşuyoruz. Ve onlar fikirlerini paylaşıyorlar. Artık bu tür noktalarda insanlar birbirlerine daha çok ulaşıyor. Daha fazla değerlerine sahip çıkıyorlar. O açıdan bizler ne yapacağız? Önemli olan agora mı olacak? Evet, doğru platformlarda agora olsun. Birbirimizi beslemek için. Bir tane 14-15 yaşındaki genç çıkıyor ve yaptığı bir hareketle bütün aslında dünyanın kaderini değiştirecek duygulara sahip çıkıyor. Hiçbir hükümet bunu engelleyemiyor. Hiçbir yönetim bunu engelleyemiyor. Neden? Doğru olan bir şey varsa, herkesin duygusuna hitap ediyorsa, emin olun bu ortamlar çok faydalı ortamlar. Önemli olan bence bu ortamı doğru kullanmayı becerebilirsek, bu ortamda birbirimizin seslerine ulaştırabilirsek, bakın şu anda burada birbirimizin sesini ulaştırabiliyoruz. Birbirimizle bağlanabiliyoruz, konuşabiliyoruz, fikir tartışması yapabiliyoruz. O yüzden bizler bu ortamları bir paylaşım ortamları, bir araya geldiğimizde de yaşadığımız ortamları da etkileşim ortamları olarak kullanacağız. Ve bunu başardığımız zaman da hem sosyal ortam, teknoloji bir gerçekten fırsata dönüşecek, hem de bunları kendi yaşamımıza adapte edebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda hangi akıllı makine var? Hangi akıllı iyi aletler şu anda bizim duygumuzu veya bizim ihtiyaçlarımızı tam olarak yükleniyor. Bizler şu anda gerçek ihtiyaçlarımızın biraz daha farkındayız. Onlar hayatımızda olacak ama biz onları yöneteceğiz. Biz onları, bu değerleri daha güçlü kılabilmek için kullanacağız diye düşünüyorum. Yani çok güzel bir konu söylediğiniz bir konu. Şu anda ne devrimi yaşandı biliyor musunuz? Teknoloji devrimi oldu. Bir şey daha fark ettik. Teknoloji hayatımızın amacı olmadığını fark ettik Ömer Hocam. Teknoloji hayatımızın aracıymış. Yani dolayısıyla herkes bunu bir aydır tüm dünya denedi. Herkes büyük bir fırsattır bu. Hayatından teknolojiyi bir amaç değil, bir araç haline getirmeyi öğrendi. Hepimizde bu duygu var. Artık onun nerede olduğunu hepimiz çok daha iyi biliyoruz. Nerede olması gerektiğini biliyoruz. Bahadır Hocam, sizi yakalamışken bir soru daha sorabilir miyim? Tabii.
yani süreçleri çok iyi takip eden bir lidersiniz. Yani dünyada da Türkiye'de ama yani dünyada daha çok şöyle bu insan iradesini, özgürlüğünü yani adeta bir virüs gibi, kanserli bir hücre gibi yiyen bu popülizm hakkında görüşlerinizi ben gerçekten merak ediyorum. Tüm dünyada, ya Amerika o kadar bile bilmiyorum. Yani ne olacak bu popülizm? Ben onunla ilgili fikirlerinizi alabilirim. Evet, bu biraz tabii yukarıda bir konu ama biraz daha buradaki katılımcıların seviyesine uyum olarak belki yaklaşımı söyleyebilirim. Popülizmden geliyor mu sesi? Geliyor. Popülizmden nefret eden biri olarak bunu konuşacağım. Dolayısıyla öncelikle şunu söylemek istiyorum. Toplumlar ne kadar akıllı, zeki ve bilinçliyse popülizm o kadar o topluma işlemez. Evet, evet. Popülizm bir algı yönetimidir. Yani aslında duygulara hitap edip ihtiyacın dışında insanların olmaması gereken bir noktaya taşımaktır. Örneğin şöyle söyleyeceğim. Bizler her şeyi, yani dünyada her şeyi bir maddi çerçevede görürsek onlar nasıl bir menfaat güderiz, nasıl bir fırsata dönüştürürüz, kısa vadede kendi çıkarlarımıza nasıl kullanırız diye düşünürüz. Bunun için de insan doğasına aykırı, insan fikrine ve yapısına aykırı hareketler de bulunur. Yani bugün en önemli örneği, bakın şu süreçte de insanlar birbirlerine yardım ediyorlar. Ama bu yardımları sürekli olarak ortaya koymak, sürekli olarak ben bunu yaptım demek, insanlara bir katkıda sağlamıyor. Önemli olan burada gerçekten bunu insani duygularla yapmak. Arkasından büyük menfaat beklentileri kurmamak. Ve gerçekten şunu da söyleyebilirim. Kalıcı başarılar, kalıcı değerler sürecin sonunda daha uzun süreçlerde ortaya çıkar. Bir insanın kimliğini, bir insanın duygusunu, bir insanın davranışını geliştirmek istiyorsak yarın ondan hemen bir şey beklememek gerekiyor. Popülizm maalesef hayatımıza çok tüketim olarak girdi. Reklam olarak girdi. İnsanların egosu olarak girdi. Peki ne yapabiliriz diye soruyorsanız şunu söyleyeceğim. Dönüp yaptığımız işe bakalım. Hepimiz. Çocuklar için yaptığımız her işte acaba gerçekten 5 sene, 10 sene sonra hayatlarına ne kazandıracağız? Ve gerçekten baktığımız zaman kendimize de dönüp şunu söyleyeceğiz. Ben bunu reklam için mi yapıyorum, egolarım için mi yapıyorum, yoksa birbirimiz için mi yapıyorum? Bu olayın bence doğru soruyu sormak gerektiğini düşünüyorum. Her işimizde bence doğru soruyu sorarak başlayalım Ömer Hocam. Evet. Bağlı hocam, bu sorunun olması yani okulumuzun yönetim tarzında ve öğrencilere bakış açımızda yani hiç görmediğimiz bir şey. O nedenle sizi yakalamışken konuyu açayım istedim. Peki onu da söyleyeyim. Yok, yani bu fırsatı, bu soru güzel bir soru. Yani ben bu arada bu sorular anlık geliyor. Biraz sonra da bu soru aklımda olursa bekleriz. Şöyle, evet biz çocuklar şunu söylemek istiyoruz. Bir iş yaparken bu 6 hafta, 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl ne olursa olsun öğretmenlerimizle beraber gerçekten çocukların yaşamlarında ne değiştireceğiz? Biz onlara nasıl rehber olacağız, nasıl önlerini açacağız diyoruz. Bazen tartışırken diyoruz ki, ya biz bunu iş olarak yapmayalım. Dolayısıyla popülist davranmayalım. Şekilci olmayalım. Çünkü bu yaptığımız her şey hem zaman kaybı, hem de sizlerin yaşamlarında yanlış duygulara sebebiyet verir. O yüzden bu okulun kurucusundan tutun tüm öğretmenlerine, tüm ailelere, tüm velilere kadar ortaklaştığımız bir şey var. Söz konusu eğitimse popülizm olmaz eğitimde. Söz konusu insansa sadece insanın gerçekten haklı davranış gelişimi, duygu gelişimi, onun için öz ve katıksız olmak gerekiyor. Ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Böyle bir ortamdayız. Ve nicelikten, sayılardan çok niteliğe ve duygulara veren bir ortam. İçinde o yüzden sevgi saklı bu okulun diyorum. Popülizm değil, sevgi saklı bir okuldayız. Evet, teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Güzel cevapladığınız için harika.
Şimdi hocam istiyorsanız soru cevap kısmına geçelim Bahadır hocam. Öğrencilerimizden sorular gelecek. Var mı soru cevap diyelim? Veya sizin bir sıkıntı var mı? Şeye mi yazıyoruz? Altı mı yazılıyor sorular? Bir de kaç dakikamız var? Şu an saatimiz 57 geçiyor. Yani 10 dakika 15 dakika diyelim mi hocam? Ne dersiniz? 10 dakika. Siz tabii ki sizi yönetebiliyorsunuz. Bence diyelim sorular serbest. Doğru mu? Evet. Sorusu olanlar istediğiniz öğretmene, istediğiniz meclis başkanımıza, Bahadır hocamıza, Can'a, Özden hocaya, Çağal hocaya. Bana ama sorular kolay olsun çocuklar. Zor olmasın bak. Var mı sorusu olan? Evet, beklemedikleri bir anda herhalde. Hocalarımızdan da alabiliriz. Evet, belirlerimizden de alabiliriz, hocalarımızdan da alabiliriz. Evet, belirlerimiz de var, onlardan da alabiliriz. Evet, Sakal Hocam, Özden Hocam, sizin de sorunuz olabilir. Bahadır Hocam'ın sorunuz olabilir. Yani var mı sorusu olan arkadaşlar? Belirlerimiz isterler. Bekliyoruz. Ben başlayayım bir iki tane. Maya'ya bir soru sorabilir miyim? Maya, tabii öyle. Maya, sen nasıl görüyorsun? Yani sen bu süreçte böyle bir duygu ilişki nasıl görüyorsun Maya? Kendini nerede görüyorsun? Nasıl yani kendini nerede görüyorsun? Tam olarak soruyu anlamadım. Gelecekten beklentin ne? Bu beklenti içinde kendini nerede görüyorsun? Gelecekten beklentim ne? Gelecekten açıkçası beklentim şimdilik öncelikle şu sürecin bir an önce bitmesi ve okuluma geri dönmek tabii ki. Ondan sonra tabii ki onu çok istediğim bir liseye girmem ya da liseden sonra iyi bir üniversiteye girmem. Ardından da ben de büyük ihtimalle şu an meclis başkanıyım. İleride de böyle liderlik özelliğini kullanabileceğim bir yere gitmek çok isterim. Böyle benim geleceğe şu anki bakmışım, yani bakışım bu. Ülkem içinde bu milli iradesi, her zaman da devam etmesini dilerim. Ve bu meclisin üstünde, halkın üstünün de her zaman devam etmesini, bu sürekli devam etmesini isterim. Gelecek bir bakım bu. Senin özelliğini biliyorum. Sen bir kız öğrenci olarak çok sakin bir başkan seçimini yönettin. Ben böyle hayranlıkla seyrettim. Agresifleşmeden, son derece akılcı, son derece sabırlı. Yani kutluyorum bugün özellikle Ulusal Egemenlik Günü'nde böyle bir örneğin olması çok güzeldi diye düşünüyorum. Ve şunu biliyorum. Çok büyük bir güç başardığından dolayı da kendine geri dönüp daha neler başaramam ki dediğini hatırlıyorum. Doğru mu? Evet, doğru. Evet. Bahadır Hocam, ben arkadaşlarım bir soru sorabilir miyim? Size de dahil, ortaya bir soru sorabilir miyim? Şimdi ben çocukluğumda hatırlıyorum. TRT'de 23 Nisan günlerinde bütün dünya çocukları gelirdi, dans gösterileri olurdu ve orada şiirler, şarkılar söylenirdi. Şimdi emin olun o kadar heyecanlandım ki, yani 23 Nisan neşe doluyor insan, işte bugün 23 Nisan gibi böyle şarkılar, yani böyle 23 Nisan anıları varsa paylaşabilirler artık. 23 Nisan anıları, yani çocukluk belleğimizde bunlar hep kaldı bizim. Var mı çocukluk anıları olanlar? Paylaşmak isteyenler. Velilerin uzak olabilir, 23 Nisan anıları. Bahadır Hocam, ben sana sorayım mı? Tabii ki. Hocam, şimdi benim sorum Türkiye hakkında. Türkiye'de mesela şimdi tabii siz de söylediniz, geri kalmış kadınlar var, özellikle Doğu Anadolu gibi çevrede. Ben bütün konularda mesela hassasım, siz de hassasınızdır. Siz bunun hakkında neler yapıyorsunuz, onu sormak istedim size. Bunun hakkında bir şey yapabilir miyim? Denetçi, Bahadır Hoca'ya mı sordun? Evet. Anladım. Şimdi önce bir toplumu değiştirmek istiyorsa, bir toplumu güçlendirmek istiyorsa, bireylerin bakış açılarını ve duygularını geliştirmemiz lazım.
Dolayısıyla bir toplumu geriye götüren en önemli problem eğitimdir. Bu problemi de çözebilen en iyi şey de eğitimdir. Çok enteresan bir şeydir bu. Bir toplum eğitimle ileriye gider, yanlış eğitimle de geri gelir. Şu anda 50 yıl, 40 yıl, 30 yıldır belki bazı geç kalmışlıklar, bazı doğru olan şeyleri gündemimize sokamamanın getirisi bugün Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı eğitim seviyelerinde insanlar. Şimdi ama bunda şöyle bir cesaret var bu dönemde. Artık teknoloji çok gelişti. İnsanlar bilgiye daha fazla ulaşabiliyorlar. Bizler biraz önce de söylediğim gibi bir takım toplum hizmeti çalışmalarında popülizme girmeden bizlerin hepsine görev düşüyor. Yani burada sadece benim, sadece eğitimcilerin, toplumun tamamını nasıl bu dönemlerde sağlık önünde bir araya geldiysek bir toplumun da bilinçlenmesi için bir araya gelmek zorundayız. Dolayısıyla kimseyi ötelemeden, kimseyi sınıflara ayırmadan, kimse iyi, kötü, çirkin, zengin, fakir demeden hepimiz aslında hepimizin insan olduğuna inanarak eşit hak ve değerlere gideceğiz. Bunun için önümüzde Atatürk'ün ilkeleri, egemenlik anlayışı ve kılavuzu çok net. Sadece bunları uygulamakla, sadece hayata geçirmekle gayret edersek bunu başarırız. Hepimize sorumluluk düşüyor, hepimize görev düşüyor burada. Bir iki kişiye değil, birbirimize uyaracağız. Ne diye uyaracağız? Eğer bunun dışında hareket edersek, gerekirse özenli bir şekilde hatırlatacağız. Daha fazla çalışacağız, daha fazla üretim içinde olacağız. Sizler ileride Cumhurbaşkanı olacaksınız, ileride milletvekili olacaksınız. Gündemimizin ilki eğitim olacak arkadaşlar. Sağlık ve eğitim varsa bir toplumda, adalet varsa bir toplumda, bu toplum gelişmiş bir toplumdur. Herkese destek verir diyorum. O yüzden bu üç şeyi her zaman bizim kendi yaşamımıza tutacağız. Ama bunun için çok daha çalışacağız. Çok daha iyi yerlere geleceksiniz. Biz de bu iyi yerlere gelmeniz için gayret edeceğiz. Biz sizi destekleyeceğiz. Sizden 15 yıl sonra Türkiye'nin kaderini farklı bir yere çizeceksiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok haklısınız. Zeynep için çok teşekkür ederim. Zeynep için katkın için teşekkürler Zeynep. Sağ olun hocam. Evet, başka soru falan var mı? Ben bir küçük bir ekleme yapabilir miyim Ömer hocam? Evet Özden hocam buyurun. Zeynep'in de sorusundan yola çıkarak ve Bahadır hocamın da cevabına ithafen gerçekten birlik olmak burada hepimizin artık ulaşması gereken ve tüm dünyanın artık bir kapalı ulus devletinden artık dünya devleti olduğumuzu, küreselleştiğimizin farkına varmamız gerekiyor. Bence bütün dünya devletlerinin dünyanın bir yerinde, küçük bir kasabasında ortaya çıkan bir virüsün kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alması da bize şunu gösteriyor. Yani dünyanın her yerindeki insanın sağlık durumu bile aslında hepimizin sorunu. Umuyoruz bu ekonomiye hani yön veren dediğimiz güçlü devletler de bunun farkında olacaklar. Ve o birlik, beraberlik tüm dünyada sağlanır. Sadece kadın, erkek değil, insan olduğumuzun farkına hepimiz varırız diye umuyorum. Teşekkür ederim. Bahadır Hocam istiyorsunuz ve kapatabiliriz yavaş yavaş. Ben o zaman kitap soran vardı. Bahadır Cihet Hocam. Kapatırken 23 Nisan şarkımızla kapatalım istediğim için mikrofonu açtım. Evet, harika olur. Kapattıktan sonra çalacağım. Çocuklar böyle, evet biz de diyoruz ya, şöyle bir kavrayım. Uzarız ama güçlüyüz. Herkes kapatırken yüzleriyle, gönülleriyle şöyle seslerini açmadan bir el sallayarak birbirine. Herkes bir el sallasın, birbirini çok özledi herkes. Ben görüyorum kocaman bir ekran. Herkesin 23 Nisan bayramı, Ulusal Egemenlik Bayramı kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkürler bu panel için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz hocam. Nasılsın? Tamam. Teşekkür ederim.
Teşekkürler. Her zaman. Evet hocam.